Yeniden merhaba canlarım. Şimdi bunları neden anlattığımı sizinle paylaşacağım. Yani neden kutsal kitaplardaki yaratılış öykülerini ya da tabii inananlara göre gerçekleri neden hatırlattım? Neden birbirlerine pek benzeşmediklerini? Bilhassa Hazreti Muhammed'in İncil'in yayın tarihine daha yakın olmasına rağmen neden Tevrat'tan daha çok etkilendiğini ben hep düşünmüşümdür. Nitekim İslam diniyle Musevi dini birbirine Yisevilikten çok daha yakın iki dindir. İki kitap arasındaki yazılış benzerliği de çok fazladır. E yani elbette buna kimileri Musa'ya inenin Tevratla Hazreti Muhammed'e inen Kur'an'ın vahiy olduğunu diğerlerinin ise sonradan yazıldığını ileri sürerek cevaplayabilirler de. Fakat benim canlarım dünya artık bilimde o kadar gelişti ki. Bilimde, arkeolojide o kadar geliştik, o kadar gelişiyoruz ki. Hele şu Göbekli Tepe, Göbekli Tepe. Milattan 10 bin sene önce yapıldığını bilim insanları ispat ettiler. Milattan 10 bin sene, yani günümüzden 12 bin sene önce. Yani, yani Hazreti Adem'den de yaklaşık herhalde bir 6000 sene kadar önce falan. Ertuğrul Özkök'ün geçen hafta yayınlanan kitabına getireceğim sözü. Ve şöyle kitap. Allah'ı gören son insan kitabın ismi. Ertuğrul bana göre bugüne kadar yazdığı bütün kitapları okudum Özkök'ün. Bana göre en güzel kitabı yazmış. Bence en güzel kitap. Her tarafı bilgi. Her tarafı bilgi. Ve çok tartışılacak. Hem din bilginleri tarafından hem evrim teorisine inanılmaz tarafından çok tartışılacak. Tartışılmalı da televizyonlar bu kitabı mutlaka tartıştırmalı. Benim imkanım olsa, benim imkanlarım olsa ben şu mütevazı kanalımda bunu tartıştırırım. Bunların hiç sakıncası yok. Gençler bunları bilmeli. Bu bilgilere mutlaka sahip olmalılar. Zaten inşallah ben sık 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 gençlerin ulaşamayacağı bilgileri hatta pek çoğunun e, henüz Google'a indirilemediği için çünkü kitap olarak yayınlandıklarından dolayı kitap satışını engeller diye pek çok bilgi Google'a indirilemiyor. Ben onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim canlarım, benim güzellerim. Şimdi Ertuğrul'un Tanrı ile konuşan son insan kitabının 27. sayfasında bir yer var. Özkök önce 2018 yılının 10 Temmuz günü Londra'da yapılan bir müzayededen söz ediyor. Burada bir fosil, 2,5 milyar yaşında bir fosil, 2,5 milyar yaşında bir fosil. Açık artırmayla satılıyor. Kitapta bunu tavsiye ederim. Alınız lütfen okuyunuz. Fakat şimdi ben orada Ertuğrul'un bana göre kitaptaki çok önemli cümlelerinden bir bölümleri, bazı bölümleri aldım çünkü bunların önümüzdeki dönemde tartışılacağını bildiğim için. Bakın ne diyor Ertuğrul? 10 Temmuz günü Londra'nın bir caddesinde aşık arttırmaya çıkan bu fosilin, az önce bahsettiğim fosilin bize anlattığı bir hikaye daha vardı. Bundan iki buçuk milyar yıl önce canlılar vardı ama canlılar vardı ama Tanrı var mıydı? Evet, Tanrı var mıydı? Bu soru çok önemli. Bu soru henüz cevabı bilinen bir soru değil. İnsanoğlu ise bundan sadece iki buçuk milyon yıl önce ortaya çıkmıştı ve hepimiz çok iyi biliyordu ki biz Tanrı'nın varlığından insan sayesinde haberdar olmuştuk. Biz Tanrı'nın varlığından insan sayesinde haberdar olmuştuk. Kimileri bana çok tekrar ediyorsun diyor. Hiç alınmıyorum. Et tekrarı. Ah sen ben erkanı 180. Arkadaşlarım bir şeyi çok tekrar edemezseniz asla öğrenemezsiniz. Söyleyeyim size. Suya yazılmış yazı gibi olur. Tekrar. Mümkün olduğu kadar tekrar. Bunlar çok önemli çünkü. Ben bunları onun için tekrarlıyorum. Daha kolay hem benim hem sizlerin aklınızda daha kolay kalsın diye. İnsanoğlu bundan sadece iki buçuk milyon yıl önce ortaya çıktı. Ve haliyle insanoğlundan sonra biz Tanrı kavramını duymaya başladık. Biri iki buçuk milyar yıl, biri iki buçuk milyon yıl. Bin, binde bir. Devam ediyor Ertuğrul Özkök. Yani Tanrı var idi ise bile ne böcekler ne de dinozorlar onun varlığından haberdardı. Sonra insan var oldu ve onunla birlikte Tanrı'nın varlığını da öğrendik. Aşkın Samuray Bayraktaroğlu, Aşkın Samuray Bayraktaroğlu, 2006 yılında arka plan yayın evinden çıkan Yeni Muhafazakar Türkiye isimli kitabının girişinde ise bakın neler yazıyor aşkın. Aşkının kim olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Her şeyden önce söz vardı. Tanrı ol dedi ve her şey peşi sıra geldi. Var oluş ve etkileşim ve işleyiş. Henüz ortalıkta Allah'tan başka kimse olmadığı için kimsenin ihtiyaç duymadığı bir bilgiydi bu. Ertuğrul Henüz diyor insan olmadan önce, insan yeryüzüne inmeden önce Allah var mıydı? Tanrı Allah demiyor da tanrı var mıydı sorusunu soruyor. Aşkın var olduğundan hareketle, var olmuş olma ihtimalinden hareketle henüz ortalıkta Allah'tan başka kimse olmadığı için kimsenin ihtiyaç duymadığı bir bilgiydi bu. Bilgi var. Ama kimsenin o bilgiye ihtiyacı yok. Oysa madem ki Allah vardı ve var etmişti, bilinmeliydi ve iman edilmeliydi. İşte böyle doğdu insan fikri Cenabı Hakk'ın aklının en güzel yerinde. Aşkın daha sonra ilerleyen süreçte, pardon arkadaşlarım, iler kitabının 500 sayfalık kitap. İlerleyen bölümlerinde ya da bu yazın ilerleyen bölümlerinde zaten anlatıyor. Diyor ki Allah insanı yarattı. Bir bakıma kendinde madem güzellikler vardı. Büyük enerji vardı. E neden sadece kendisinde kalsaydı ve neden bilinmemeliydi ki? Herkes bilsindi. Peygamberler de Tanrı'nın medyasıydı yani gazetecileriydi. Aşkının görüşü öyle. Aşkın peygamberleri tanrının medyası olarak görür. Gazetecileri olarak görür peygamberleri. Allahtan alır. Halk ile kul ile aralarında bir iletişim kurar. Allah hakkında onları bilgi sahibi yapar yani. İyi ki bizim medyamız yapmıyor bu işi. <laughs> Yaptığında ne hale geldi din gördük işte. Dini bitirdiler ya. Dini bitiren dinci medyadır. Evet dini bitiren, dini anlatmaya çalışan medyadır. Eğer dini Aşkın gibiler, Ertuğrul gibiler anlatsaydılar, övmek gibi olmasın ben anlatsaydım dini, din bu noktaya gelmezdi. Ya da daha en başından edip yükseller Yaşar Nuri Öztürk'lere imkanlar verilseydi, Mustafa Öztürk'lere, Caner Tastaman gibi görüyorum din felsefecilerine imkanlar verilseydi, Şaban Hoca ismini unuttum. Şaban hocam. Müthiş bir adam. Onlara imkanlar verilseydi bayraklar bayraklıya. Türkiye'de de din bu noktaya gelmeyecekti. Ama dini, Türkiye'de İslam dinini bu noktaya getiren din adamlarıdır. Hiç kimse kusura bakmasın. Cübbeli Ahmetlerdir. İşte o din adamı geçiren, geçinen fesli kadirlerdir ya da başkalarıdır da falandır falandır filandır. Benim canlarım, bilim artık son noktaya geldi bilim son noktasında. Çok yakın bir zamanda bütün bu tartışmaların hepsinin altına bir the end, finished, bitti diye bir not konulacak, bir imza atılacak. Ya kutsal kitaplardaki yaratılış öyküleri gerçekmiş bir ya diyeceğiz, vay anası. diyeceğiz. İnanmayanlar da bilime inandıkları için, bilime inandıkları için, bilimsel gerçekliklerle ortaya çıkarılacağı için yaratılışa inanacaklar. Ama çok büyük ihtimalle peygamberler tarihinin, peygamberler tarihinin tamamen ve tamamen o dönemin en akıllı, en zeki, en uyanık, en cingöz ve en bilgili insanları tarafından yaratıldığına da tanık olacağız. Evet, şu ana kadar kesinlikle yaşadığı bilinen bir tek peygamber var. Kesinlikle yaşadığı bilinen o da çok yeni olduğu için Hazreti Muhammed. Henüz Hazreti İsa'nın bile yaşadığı konusunda kesin bulgular, kesin bilgiler yok. Tarihe baktığınız zaman o dönem tarihçilerine Hazreti İsa'dan bahseden yok yani. Ya da Musa'nın dönemine gittiğiniz zaman, tarihi okuduğunuz zaman Mısır tarihini, hatta Sümer tarihini Hazreti Musa'dan bahsedenler yok. Hazreti Musa'nın yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Nuh'un yaşamış olma ihtimali var ama o zaman da yine isim tutmuyor. Sümerler zamanında öyle devasa bir tufan var. Ama kutsal kitaplarda anlatıldığı gibi değil. ve çok eski bir tufan var. Milattan önce 56 bin senesinde falan gidiyor ki 56 bin senesinde Nuh'un yaşaması yine din uzmanlarının, din tarihçilerinin iddialarına göre mümkün değil. Falan. Yani sonuna geldik sonuna. En önemlisi Adem'le Hava'nın yaratılış konuları. Evet. Baş, konuşmamın başında söylemiştim. Dekod Genetics isimli araştırma şirketi bu konuları araştıran şirket. Genetics ismi üstünde zaten. Erkeğin erken yapan, erkek yapan küçük Y kromozomunun, erkeği erkek yapan küçük Y kromozomunun yaşını tespit etti bilimsel araştırmalarla. ilk kromozomun. Genetik bilginde Gide 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 gide. Gerilere gide 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 gide. 250 bin ile 350 bin sene arasında 250 binden aşağı değil, 350 binden daha öteye değil. Y kromozomu. Yani erkeklik kromozomu Y. Küçük Y. Kadınlık kromozomu, erkekte biliyorsunuz 20, 23-23-46 her birinden çift olduğu için 46 kromozom var insanlarda biliyorsunuz. Kadında ise cinsiyet tespit eden 2 X kromozomu var ve ikisi de büyük bunların. Erkekteki X'lerin sadece biri büyük kromozomları. Kadında ise iki tane büyük X kromozomu var. Y X kromozomunun oluşumu yani büyük X kromozomunun oluşumu yani erkeğe feminenlik, kadınsallık veren ama kadın yapmayan. Kadını ise mutlak kadın yapan o iki büyük X kromozomunun yaşı tespit edildiğinde sadece 200 bin sene önceye gidilirdi. Yani Havva ve Adem'in yaşadıklarını farz etsek, Adem'in ilk erkek, Havva'nın ilk kadın olduğunu kabul etsek bile aralarında 50 bin sene yaş farkı var. Ya da yaşama süreleri arasında 50 bin yıl var. 50 tane bin yıl. Şimdi eğlenceli bir dönem başlıyor. Çok eğlenceli bir dönem başlıyor. Bu eğlenceli dönemde her şey ortaya çıkacak. Yani Adem ve Havva'nın yaratılış öykülerinin kutsal kitaplardaki gibi mi olduğu yoksa olmadığı mı? Benim sezgilerim, benim bilgilerim bana gösteriyor iki. Darwin ve Darwin'den sonraki bilim insanları, hele günümüz bilim insanları bana yüzde yüz haklılar gibi geliyorlar. Ama bu bir yaratıcının olduğu fikrimi örselemiyor peygamberler konusunda, kutsal kitaplar konusunda düşüncelerimi söyledim. Herkesle paylaştım. Herkesin kutsal kitabına, herkesin dini inancına, herkesin fikrine, hatta bütün mezheplere bile ki karşı olduğum halde, bütün tarikatlara ve mezheplere karşıyım. Madem din tek, madem Allah tek. Buna rağmen hepsine saygılıyım. Özgür bir insan özgür düşünceye özgür iradeye de saygı olmalıdır. Yeter ki o özgür iradeler banazlığa sapmasın. Saptı mı işte o zaman iş felaket dönüyor. Önümüzdeki süreçte neler göreceğiz, neler, neler çok eğleneceğiz. Ama tahminim o ki kutsal kitapların yanıldıklarını, Tanrıyı insanın yaratmadığını, ama Tanrı'nın da, Tanrı'nın da insanlar tarafından bilindikten sonra var olduğu gerçeğinin ortaya çıktığını öğreneceğiz. Ya bakalım. Dur bakalım ne olacak. Canlarım benim. Yarın sabah saat 7'de buluşmak üzere. Hepinizi sevgiyle öpüyorum. Hoşçakalın.